Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Paragrafta yer değiştirme ve sıralama sorularıyla beraberiz arkadaşlar. Haydi bakalım bunları da halledelim. Bu tip sorulara nasıl yaklaşacağımızı da beraber görelim. Haydi bakalım. Gençler ilk sorumuz paragrafta yer değiştirme sorusu. İlk önce paragrafı okuyoruz. Paragrafta bozukluk tespit ettiğimiz yere işaret koyuyoruz. Sonra şıklara geçiyoruz. Anlaştık? Bakın. Sosyal ve duygusal öğrenme ABD'deki okullarda alternatif bir rehberlik modeli olarak kendini göstermektedir. Aslında yeni bir yaklaşım olmasına rağmen sosyal ve duygusal öğrenme üzerinde Türkiye'de araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti olarak önleme okullarda sorun olabilecek durumları belirleyerek henüz onlar daha ortaya çıkmadan önlemler almayı hedeflemektedir. Önleme bu model içerisinde yer alan bir unsurdur. Tarihsel gelişim içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okullarda kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışına ulaşmıştır. Bu durum sosyal ve duygusal öğrenmenin de varoluş amacıdır. Şimdi geldik. Hangilerini yer değiştireceğiz? Anlamlı bütün oluşturacak. Şimdi beraber ilk önce kaba taslak mı okuduk? Önce kaba taslak oku. Yalnız burada bozan yerler benim aklımda kaldı. Seninle kalmıştır. Bak. Sosyal ve duygusal öğrenme ABD'deki okullarda alternatif bir rehberlik model olarak kendini göstermektedir. Doğru mu? Yani burada sosyal ve duygusal öğrenmeden bahsetti. Aslında yeni bir yaklaşım olmasına rağmen sosyal ve duygusal öğrenme üzerine Türkiye'deki araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bak. Çok güzel gidiyor. Aslında yeni bir yaklaşımmış ama sosyal ve duygusal öğrenme üzerine Türkiye'de araştırmalar devam ediyormuş. Bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti olarak önleme, okullarda sorun olabilecek durumları belirleyerek henüz onlar daha ortaya çıkmadan önlemler almayı hedeflemektedir. Bak burada da önlemeden bahsetti. Ve arkadaşlar ben sosyal ve duygusal öğrenme üzerine yapılan araştırmalardan bahsederken pıt diye arkadaşlar bana önleme niye geldi? Bir psikolojik danışma rehberlik hizmeti olarak. Demek ki arkadaşlar 3'te bir bozukluk var. Doğru mu? 3 bir şeyi bozuyor. O zaman demek ki 3 bir şeyle yer değiştirecek, 3 orada olmayacak. Çünkü 1'in yeri çok sağlam, 1 ile 2 birbirine çok bağlı. 1 ile 2 birbirine çok bağlıysa 1 ve 2'yi bozmadan 3'ü değiştireceksin. Şimdi o zaman şıkların hangisinde 3 var? Burada 3 var. Burada 3 var. Bunlarda 3 yok, gitti. Çünkü ben 3'ün bozduğundan artık eminim. O zaman ya ben 1-3'ü değiştireceğim ya 3-5'i değiştireceğim. Şimdi 1-3'ü ilk denemek istemiyorum çünkü 1'in yeri çok güzel. O zaman ben izninizle 3-5'i deneyeyim. Tutacak mı? Beraber bakalım. Bu sağlama tekniğidir. Sağlama tekniğini mutlaka yapacağız. Tamam mı? Okuyor. Sosyal ve duygusal öğrenme ABD'deki okullarda alternatif bir rehberlik modeli olarak kendini göstermektedir. Aslında yeni bir yaklaşım olmasına rağmen sosyal ve duygusal öğrenme üzerine Türkiye'deki araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Güzel. Şimdi 5. Tarihsel gelişim içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti okullarda kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışına ulaşmıştır. 4. Önleme bu model içinde yer alan önemli bir unsurdur. Güzel. Önlemeye şimdi giriş yaptık. Bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti olarak önleme, okullarda sorun olabilecek durumları belirleyerek henüz onlar daha ortaya çıkmadan önlemler almayı hedeflemektedir. Harika oldu. Çünkü burada önlem hakkında bilgi verdi. Önlem hakkında bilgi verdikten sonra burada tam 3'ü söyledi. Tamam mı? Çok güzel oldu. Önlemenin ne olduğunu sordu. Değil mi? Önlemler almayı hedeflemektedir. Bu durum sosyal ve duygusal öğrenmenin de varoluş amacıdır. Varoluş amacı neymiş? Okullarda sorun olabilecek durumları belirleyerek henüz onlar ortaya çıkmadan önlem alacağız. Ve bu durum sosyal duygusal öğrenmenin varoluşu. Harika oldu. O zaman cevap direkt olarak ne çıktı? Denizi çıktı. Yaklaşım bu. Önce kapatasak okuyoruz. Sonra hemen bozulan yerin tespitini yapıyoruz. Tamam. Niye ben 3'te bozul dedim? Çünkü arkadaşlar burada önleme bu model içinde yer alan bir unsurdur dedi. 3'te de diyor ki bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti olarak önleme. Tamam. İlk önce benim önlemeden bahsetmem lazım ki bu gelsin arkadaşlar. Tamam. Zaten şıklarda 3-4 olsaydı belki ikilemde kalabilirdim. Ama o da yok. O zaman arkadaşlar bu soru kolay bir soru tipi oldu. Tamam. Kolay bir soru tipi olarak karşımıza çıktı.
Şimdi geldik. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yeri değiştirilirse parça anlamlı bir bütün olur. O zaman ben okuyorum. Bozul. İlk önce kapatasak okuyacağım. Tamam. Geçmişte yakınlarla kurulan ilişkilerin psikolojik danışma rolüne ikame edebileceğini ve bu sebeple de psikolojik danışmanın insanoğlu tarihi kadar eski olduğunu öne süren uzmanlar bulunmaktadır. Bak. Ne yapıyormuş? Psikolojik danışmanın insanoğlu kadar eski oldu. Bu bakış açısı PDR'nin çeşitli mesleklerdeki değişim ve meslek elemanlarının özelliklerini belirlemeye yönelik çabaların başlamasıyla ortaya çıktığı öne sürmektedir. Ancak günümüzde benimsenen yaklaşımların kökenini bu kadar eskiye dayandırmaktansa sanayileşme öncesine dayanan mesleki rehberlik ve gelişim merkez alan bakışı dikkat etmek daha doğru olacaktır. Bununla birlikte en erken açıklamalarda Platon, Aristo gibi Batı filozoflarının bireysel öğrenme ve insan gelişimi üzerine çalışmalar yapmaları onların PDR gelişimini temellendirdiği düşüncesi bulunmaktadır. Özellik faktör ilişkisi boyutunda bireye uygun mesleği bulma amacı PDR'nin gelişimine katkı sağlamıştır. Bak şimdi bir bozukluk var ortada. O kesin. Tamam. Şimdi iyi bakalım ve bu işi tereyağına kıl çeker gibi halledelim. Bak bir. Geçmişte yakınlarla kurulan ilişkilerin psikolojik danışman rolüne ikame edebileceğini geçmişte. Bu sebeple de psikolojik danışmanın insanoğlu kadar eski olduğunu öne süren uzmanlar vardır. Eski. Bu bakış açısı bir şey söyleyeceğim. Bakış açısı demiş. Kardeş bakış açısı derken uzmanlar öne sürmüş. Ortada bakış açısı yok ki. O zaman burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani burada iki ya da bir problem arz ediyor. Tamam mı? İki ya da bir problem arz ediyor. Kelime abla. Şimdi bu bakış açısı demiş ya. Bakalım bu bakış açısı dediyse. Demek ki ortada bakış açısı olacak. Okumaya devam edin bakış açısı buluyor. Ancak günümüzde benimsenen yaklaşımların kökenini bu kadar eskiye dayandırmaktansa sanayileşme öncesine dayanan mesleki rehberlik gelişimini merkeze alan bakışı dikkate almak daha doğru olacaktır. Bak bir bakış sonra bu bakış açısı. Bak harika. Demek ki burada arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Bak 2 3'ten sonra gelecek. 2'nin 3'ten sonra gelmesini nasıl sağlayabilirsin? 2 ile 3'ü değiştirerek yapabilirsin. Bak şimdi kelime avı yapıyorum. Bak bakış. Oradan yakaladım. Peki başka nasıl sağlayabilirsin? Mesela ben 2 ile 4'ü yer değiştirerek de yapabilirim. Şimdi 2 ile 4'ü yer değiştirdiğim zaman da arkadaşlar hop 3'ün bakışın arkasına bu gelir arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Peki başka nasıl yapabilirim ben? 1 ile 3'ü yer değiştirerek de yapabilirim. Şimdi ben 1 ile 3'ü yer değiştirirsem de arkadaşlar yine bakış ön tarafa gelir. Şimdi 2 3, 2 4 ve 1 3. Hangisi var? 1 3 var. 2 4 var. Arkadaşlar sonra ne var? 2 3 var mı? Yok. O zaman 2 şık üzerinde düşüneceğim. 1 3 ve 2 4 üzerine düşüneyim. Şimdi 1 3'ü yer değiştirirsem. Bak 1'in yerine ancak günümüzde dersem olmadı. Niye olmadı? Ancakla paragraf başlamaz. O zaman 2 ile 4'ü deneyeyim. Tamam mı? Bakalım. 1 okuyacağım ve okurken de arkadaşlar 2'nin olduğu yere 4'ü, 4'ün olduğu yere 2'yi getireceğim. Geçmişte yakınlarla kurulan ilişkilerin psikolojik danışman rolüne ikame edebileceğini ve bu sebeple de psikolojik danışmanın insanoğlu kadar eski olduğunu öne süren uzmanlar bulunmaktadır. 4 oku. Bununla birlikte en erken açıklamalarda Platon, Aristo gibi Batı filozoflarının bireysel öğrenme ve insan gelişimi üzerinde çalışmalar yapmaları onların PDR gelişimini temellendirdiği düşüncesi bulunmaktadır. Bak yine köken Platon, Aristo. Burada da hani eski demişti ya, vallahi cuk diye oturdu. Tamam, sonra 3 okuyacağım. Ancak günümüzde benimsenen yaklaşımların kökenini bu kadar eskiye dayandırmaktansa, tam burada arkadaşlar hop Aristo Platon'a gitti ya, bu da bu kadar eskiye dayandırmaktansa diyor. Bak ne güzel, bu kadar eskiye dayandırmaktansa, sanayileşme öncesine dayanan mesleki rehberlik gelişimini merkeze alan bakışı dikkate almak doğru olacaktır. Şimdi 2'yi getirin. Bu bakış açısı PDR'nin çeşitli mesleklerdeki değişim ve meslek elemanlarının özelliklerini belirleme yönelik çabaların başlamasıyla ortaya çıktığını öngörmektedir. Bakıştan sonra bu bakış dedik harika. Özellik faktör ilişkisi boyutunda bireye uygun mesleği bulma amacı PDR'nin gelişimine katkı sağlamıştır. Gençler
Şu an her şey harika. Demek ki 2 ile 4'müş, cevap C'ymiş. Bak nasıl yaklaştığımızı gördünüz mü? Kuralımız şu. Önce kaba taslak okuyoruz. Kaba taslak okuduk mu? Okuduk. Bozulan yeri bir kere buluyoruz. Sonra kelime avlayarak benzer kelimelerle iletişim kuracağız. Olay var. Tamam. Şimdi geldik. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yeri değiştirirse parça anlamlı bir bütün olur. Bakın, iyi bir ilişki tarafların eşit hak ve yükümlülüklerin olduğu bir eşitlik ilişkisidir. Böyle bir ilişkide iki taraf da diğerine saygı duyar, onun adına en iyi ister. Bak şu an problem yok gibi. İyi bir ilişki şöyle olur dedi, burada da böyle bir ilişkide dedi. Yani bir de iki sanki birbirine bağlı izlenimini bana uyandırdı. Değil mi? Onun adına en iyi ister. İlişkilerin en iyi işlediği durumlar, kişilerin birbirlerinin birbirlerinden fazla saklamadıkları ve karşılıklı güvenin olduğu bağlardır. Konuşma ya da diyalog ilişkiyi fiilen işletmenin temelini oluşturur. Saf ilişki iletişime dayandığı için öteki kişinin bakış açısını anlamak esastır. Güven, bilinçli biçimde kurulmaya çalışılmalı, tartışması biçimde baştan var olduğu düşünmelidir. Arkadaşlar, bak şimdi. Birliği birbirine çok bağlı gibi, değil mi? İyi bir ilişki tarafların eşit hak ve yükümlülüklerin olduğu bir eşitlik ilişkisidir. Gayet güzel. Böyle bir ilişkide iki taraf da diğerine saygı duyar, onun adına en iyi ister. Çok güzel, değil mi? Şimdi iki taraf da birbirine saygı duydu ve onun adına en iyi istedi. Demek ki birliği iki bağlı. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Şimdi o zaman birliği iki bağlıysa ben bir ve ikiyi zaten yer değiştirmem mümkün değil. Bir ve ikiyle affedersiniz başlayacak hali yoktur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi böyle bir ilişkide saygı duyar, onun adına ne ister demiş? En iyi ister. Onun adına en iyi ister. İnsanların en iyi işlediği durumlar, ilişkilerin en iyi işlediği durumlar kişilerin birbirinden fazla saklamadıkları karşılıklı güvenin olduğu bağlardır. Konuşma ya da diyalog ilişkiyi fiilen işletmenin temelini oluşturur. Saf ilişki iletişime dayandığı için ötekinin bakış açısını anlamak esastır. Bir şey dikkat edin. Bak, iki tarafta diğerine saygı duyacak ve onun adına en iyi isteyecek. Peki bununla şu birbirine yakın değil mi? Öteki kişinin bakış açısını anlamak esastır. Yani karşıya saygı duymak, onun bakış açısını anlamak, onun adına en iyi istemek. Sanki arkadaşlar 2'den sonra 5'in geleceği ne yapıyor? Görünüyor değil mi sanki 2'den sonra 5'in geleceği? Yani diyor ki burada iki taraf birbirine saygı, onun adına en iyi isteme diyor. Burada da diyor ki ötekinin bakış açısını anlamak esastır diyor. Tamam bunlar birbirine yakın ama yine de ben şüpheci bir şekilde hepsini araştırmalıyım. Tamam bakalım. Şimdi 2 ile 3'ü yer değiştir demiş B. Şimdi ilişkilerin en işlediği durumlar kişilerin birbirinden fazla saklamadıkları karşılıklı güvenin olduğu bağlardır. Böyle bir ilişkide yok arkadaşlar. İkinin yeri çok güzel arkadaşlar. Tamam mı? Yani saklamadığı durumlardır. Bak iki taraf da birbirine saygı duyar. Onun adına en iyi ister. Konuşmada diyalog ilişkiyi fiilen işletmenin temelini oluşturur. Şurada büyük bir kargaşa var. Bu kargaşanın çözülmesi lazım. Ama 2 ile 3'ü değiştirmem bu kargaşaya cevap vermiyor. Peki öğretmenim 3 ile 5'i değiştirir miyim? Bak 3 ile 5'i değiştir. İyi bir ilişki tarafların eşit hak ve yükümlülüklerin olduğu bir eşitler ilişkisidir. Böyle bir ilişkide iki taraf diğerine saygı duyar, onun adına en iyi ister. Buraya başa getir. Saf ilişki iletişime dayandığı için öteki kişinin bakış açısını anlamak esastır. Bak harika. Ötekinin bakış açısını anlayacağız diyor. Çok güzel. Evet tam da saygı duyma. Sonra 4. Konuşma ya da diyalog ilişkiyi fiilen işletmenin temelini oluşturur. Bu da tamam. Sonra buraya 3'ü getirir. İlişkilerin en işlediği durumlar kişilerin birbirinden fazla saklamadıkları karşılıklı güvenin olduğu yerlerdir. Burada da zaten bu geldi arkadaşlar. Sonra hani burada karşılıklı güven dedi ya burada. Güven dedi ya. Bak şimdi burada da güvenden devam ediyor. Güven bilinçli biçimde kurulmaya çalışılmalı. Açıklamış tartışması biçimde baştan var olduğu düşünmelidir. İşte anahtar kelimemiz burada demek ki neymiş? Güvenmiş. Güvenin olduğu bağlardır. Güvenin de burada nasıl olduğunu anlatıyor. Gençler 3 ile 5'i yer değiştirdik. Harika bir sonuç elde ettik. Ama olsun. 4. Diğerine bak. 4 ile 6. Şimdi 4 ile 6'yı yer değiştirirsem arkadaşlar. Bak yine güven kuruluyor buradan.
İlişkilerin en iyi işlendiği durumlar kişilerin birbirinden fazla saklamadıkları karşılıklı güvenli olduğu bağlardır. Güven bilinçli biçimde kurulmaya çalıştığında, bak burada dördünün yerine koyuyorum, bilinçli biçimde kurulmaya çalışılmalı. Tartışması biçimde baştan var olduğu düşünmemelidir. Sonra 5, saf ilişki iletişime dayandığı için öteki kişinin bakış açısını anlamak esastır. O zaman 5 orada iğreti kaldı. Şimdi burada ötekinin bakış açısını anlamak lazım dedi ya. Bu aslında neyi açıklıyor? 3'ü. Kişilerin birbirine saygı duymasını. Yani bu 5'in ne yapıp edip arkadaşlar hop 2'den sonra gelmesi lazım. Alakalı. O yüzden bu kafamda soru işaretleri bıraktı. Değil mi? Ama 3-5 tam oturmuştu. 5 ile 6'yı yer değiştirsek, 5 ile 6'yı yer değiştirsek arkadaşlar hiçbir halta benzemez. Yine bu sefer 5 orada iğreti kalır arkadaşlar. O zaman zor bir soruymuş. Kabul ediyorum. Cevap C. Bana soruyu ne çözdürdü arkadaşlar? Güven çözdürdü. Bir şey daha çözdürdü bana soruyu burada. Hani kişi saygı duyar, onun adına en iyi ister demiş ya. Bu da işte öteki kişinin bakış açısını anlamak esastır. Ona saygı duyması, onun adına en iyi istemesi için bakış açısını anlaması esastır. Zaten 2'den sonra da 5'in çok bağlı olduğu belli oldu. Tamam mı? Eğer hocam niye mesela 4 ile 6'yı değiştirmediniz arkadaşlar? Ya da niye 5 ile 6'yı değiştirmediniz? O zaman arkadaşlar orada 5 kabak gibi tek başına arkadaşlar yalnız yalnız kalıyor. Yani 2'nin açıklaması olmasına rağmen 2'den sonra kullanılamıyor. O zaman cevap C olacak. ÖSYM gerçekten zorlamak isterse arkadaşlar böyle bir soruyla rahatlıkla zorlayabilir. Ama biz bu tarz bol sorular çözerek bakış açımızı değiştirerek soruları çözeceğiz. Tamam. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinin yeri değiştirilirse parça anlamlı bir bütün olur. İlk önce bana kabataslak bir okuman istiyorum. Pozitif bilimlere şartlanmış insan beyni geçmişin ögelerinden olan ve aslında birbirine çok yakın dillere sahip olan mitos ve masalları ikinci plan etmiştir. Fakat rüya üretme kabiliyetini kaybetmemiştir. Bilinçaltının tezahürleri olarak rüyalar bireyin en gizemli ve en karmaşık tecrübelerinden birini oluşturmaktadır. Freud'un çalışmaları rüyanın ciddiye alınması gereken hem sağlıklı hem de hasta insanları ilgilendiren bir gerçeklik olduğunu ortaya koydu. Freud'un ifadesiyle rüyalar bilinçaltına giden ana yoldur. Rüyalar insanla birlikte var olmaya devam etmiş olsa da modern aydınlanma çağı olarak saçma, önemsenmez olarak değerlendiriliyordu. Zamanımızın büyük bölümü uykuda geçirmemizden dolayı günlük hayatımızda sürekli olarak yaşadığımız en önemli bilinçaltı tecrübesi rüyalar olmaktadır. Bakın arkadaşlar şurada bir saçmalamış değil mi? Nerede saçmalamış? Bak bir de bir sıkıntı yok. Pozitif bilimler şartlanmış insan beyni geçmişin ögelerinden olan aslında birbirine çok yakın dillere sahip olan mitos ve masalı köşeye itmiş ama rüya üretme kabiliyetine kaybetmemiştir. Rüya devam ediyor. Bak, bir de çok güzel bir şekilde bir giriş cümlesi yapmış. Tamam. Şimdi 2 olabilir ama zorlamış beni. Bilinçaltının tezahürleri olarak rüyalar bireyin en gizemli, en karmaşık tecrübelerinden birini oluşturmaktadır derken bu birazcık beni zorlamış. Freud'un çalışmaları rüyanın ciddiye alınması gereken hem sağlıklı hem de hasta insanları ilgilendiren bir gerçeklik olduğunu ortaya koydu. Bak şimdi burada. Freud neymiş? Bunu ciddiye alalım demiş. Değil mi? Herkes rüya görebilir demiş. Hem sağlıklı hem de hasta insanları ilgilendiren bir gerçek. Rüya ciddiye al. Ama 5'le de dedi ki bana. Rüyalar insanla birlikte var olmaya devam etmiş olsa da modern aydınlanma çağı onları saçma önemsenmez olarak değerlendiriyordu. Bak şimdi. Aydınlanma çağı onlara saçma demiş. Ve Freud da hayır. Gerçeklik olduğunu ortaya koyuyorum demiş. Yani burada bir şey var. 5 arka tarafta, 3 ön tarafta, tam tersi olması lazım. 5'in ön tarafta olması lazım, 3'ün arka tarafta olması lazım. Yani bunlar arkadaşlar ard arda gelmesi lazım. 5 demesi lazım ki çok saçma, önemsizdir. 3 de demesi lazım. Hayır. Bunlar ciddiye alınır demesi lazım. Yani benim için önemli olan şey şu. 5'ten sonra 3'ün gelmesi lazım. 5'in hemen ardında. Çünkü 5 burada diyor ki önemsenmez olarak değerlendiriliyordu. Ama Freud ciddiye alalım dedi. O zaman ben 5-3 bağlamını yakalamam lazım. Değil mi?
Bak buradaki anahtar mantığı buldum. 1-3. Şimdi ben 1-3'ü değiştirsem hiçbir şey değişmez. 3 bu sefer başa gider, yine 5'ten sonra gelmez. Bu benim için olmadı. 2-5. 2 ile 5'i yer değiştirirsem olabilir. Bak bir ihtimal. 2-5. Şimdi ben 5'i buraya getirirsem o zaman 5'ten sonra 3 gelmiş olur ki işte o zaman. O zaman alır. O zaman bir deneyeyim bakayım ben. Pozitif bilimlerde şartlanmış insan beyni geçmişin ögelerinden olan ve aslında birbirine çok yakın dillere sahip olan mitos ve masalları ikinci plana etmiştir. Fakat rüya üretme kabiliyetini kaybetmemiştir. Mitos masal attık, rüya devam. Rüyalar insan, bak buraya 5'i getirdim. Buraya 5'i getirdim. Rüyalar insanla birlikte var olmaya devam etmiş olsa da modern aydınlanma çağı onları saçma önemsiz olarak değerlendiriyordu. 3. Freud'un çalışmaları rüyanın ciddiye alınması gereken hem sağlıklı hem de hasta insanları ilgilendiren bir gerçeklik olduğunu ortaya koydu. Freud'un ifadesiyle rüyalar bilinçaltına giden ana yoldur. Getir 2. Bak bilinçaltına giden ana yoldur dedi. Çok güzel. 2. Bilinçaltının tezahürleri olarak rüyalar bireyin en gizemli ve en karmaşık tecrübelerinden birini oluşturmaktadır. Harika. Bilinçaltı kelimelerde yakalandı. Sonra 6'yı getir. Zamanımızın büyük bölümünü uykuda geçirmemizden dolayı günlük hayatımızda sürekli olarak yaşadığımız en önemli bilinçaltı tecrübesi rüyalar olmaktadır. Bak burada da zaten tecrübelerinden biri diyor 2'de de. Burada da arkadaşlar en önemli bilinçaltı tecrübesi diyerek bunu diyor. Arkadaşlar artık şüphe yok. 2-5. Çok güzel. Harika bir şekilde çıktı. Bak sen doğru yaklaşırsan ve paragrafı anlarsan o sana zaten çözdürüyor. 3 ile 5'i yer değiştirirsem arkadaşlar hiçbir şey değişir mi? Arkadaşlar değişmez. Yine arada 4 kalıyor. 5'ten sonra 3 gelmiyor. Yine olmadı. Zaten 4 ile 6 zaten olmaz. Benim problemim burada 5'ten sonra 3'ün gelmesiydi. Değil mi? Bunu sağlamıyor. Zaten arkadaşlar bu 4-6, bu da 5-6. Bunlar benim işime yaramıyor. O zaman doğru cevabım D oldu. Sonucuna rahatlıkla ulaşabiliriz. Tamam. Paragraf oluşturma. Evet arkadaşlar. Sevmediğiniz bir şey. Bakalım beraber. İlk önce hızlı bir şekilde okuyacaksınız. Giriş cümlesini bulacaksınız. Ondan sonra arkasını getirmeye çalışacaksınız. Tamam. Kural 1. Şimdi bize numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığı da hangisi baştan üçüncü demiş ya. Kural 1. Karmaşık olarak oku. Lakin karmaşık olarak okurken şuna dikkat et. İlk cümlenin hangisi olabileceğini tespit etmeye çalış. Genel bir ifade var mı? Örneğin bazı yanıtlayıcılar ölçe yanıtladıkları sırada çok fazla gergin, heyecanlı olabilirler. Bazı anahtar gördüğün yerlerin altını çizerek oku. Tamam. Bu durum normalden farklı yanıtların verilmesine yol açabilir. Hepsinin de altını çizdim. Değil mi? Bu ilk cümle olamaz. Gitti. Zeka, özsaygı, kaygı, depresyon ve benzeri birçok psikolojik kavramı nasıl tanımlanacağı konusunda farklı görüşler vardır. İlk cümle olabilir. İhtimal var. Bu sorunlardan bazıları ilk cümle olamaz. Demek ki bir sorun dememiz lazım burada. Psikolojik kavramların karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Bilim dalları arasında birçok benzerlik olsa da davranış bilimlerinde yapılan ölçmelerde fiziksel bilimlerde karşılaşılmayan bazı sorunlarla karşılaşabilir. Bu da ilk cümle olabilir. Psikolojik kavramın karmaşıklığının yanı sıra yanıtlayıcıların kendilerini yansıtmayan tepkilerde bu değişkenlerin ölçülmesinde karşılaşılan sorunlardır demiş. Bak bu da psikolojik kavramların karmaşıklığının yanı sıra diyor. Demek ki bir psikolojik kavram karmaşıklığı diyeceğiz. O zaman ilk cümle olmaya. 1-2 uygun, 1'e 4 uygun. Kural. Hangisi daha genelse ilk cümledir. Zeka, özsaygı, kaygı, depresyon ve benzeri birçok psikolojik kavramı nasıl tanımladığı konusunda farklı görüşler vardır. 4'te diyor ki bilim dalları arasında birçok benzerlik olsa da davranış bilimlerinde yapılan ölçmelerde fiziksel bilimlerde karşılaşılmayan bazı sorunlarla karşılaşabilir. Paragrafın genelinde anlatılan ifadenin tam girişi diyebileceğim bir yer. O zaman ilk cümleyi buldum. Şimdi burada bazı sorunlarla karşılaşabilir dedi ya, kelime alıyorum. Bu sorunlardan bazıları, bak cümleyi oturdu. Bu sorunlardan bazıları psikolojik kavramların karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Yani diyor ki psikolojik kavram karışıklığı vardır diyor. Tamam. Şimdi bundan sonra ne getireceğim? Zeka, özsaygı, kaygı, depresyon gibi
birçok psikolojik kavramın nasıl tanımlanacağı konusunda farklı görüşler varmış. Bak, farklı görüşler var. İşte ne yani? Psikolojik kavramı karmaşasını açıkladı bize. Çok güzel. Evet. Peki 5'te de psikolojik kavram karmaşıklığının yanı sıra diyerek devam etti. Yanı sıra diyerek devam ettiği için farklı bir konuya geçti. Doğru mu? O zaman ben psikolojik kavram karmaşıklığını isterseniz şurada açıklayayım. Farklı görüşler bulunmaktadır. Şimdi başka konuya geçeyim. Bunların yanı sıra işte bunların yanı sıra yanıtlayıcıların kendilerini yansıtmayan tepkileri de bu değişmesinin ölçütlerde karşılaşılan sorunlardır. Yani adamlar kendisini yansıtmayan tepkiler veriyorlar. Örneğin bak bu da bunu açıklıyor. Bazı yanıtlayıcılar ölçe yanıtladıkları sırada çok fazla gergin ve heyecanlı olabilirler. Bak kendilerini yansıtmayan tepkileri bu. Bu durum normalden farklı yanıtların verilmesine ne yapabilir dedi? Yol açabilir. Bu da son cümle oldu. Bence harika bir şekilde oturdu arkadaşlar. Baştan 3. cümle istiyordu. 3'te gördüğünüz gibi 2 oldu. Beni işaretledi. Yani sizden isteyin. Lütfen gözünüze büyütmeyin ve yaklaşın. O paragraftan korkmayın. Geldik. Şimdi yine anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanırsa hangisi baştan 3. olur diyor. Yani genelde bir de soru sormuyor. Değil mi? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar 3., 4., 2. bunlar soruyor. Ama genelde 3 daha zordur. Niye? Tam göbekte ya böyle. Tam onu bulacağız. Hadi bakalım. Beraber ilk önce karmaşık bir şekilde okuyorum. İlk cümleyi bulmaya çalışıyorum. İnsan hem bu dünyada yaşayan hem de bu dünyayı değiştiren bir varlık olarak bilginin yaratıcısı ve bu bilgiyi işleyen konumdadır. Gerçekten ilk cümle olabilir. Ama yeterince genel mi? Bu bilgiyi derken yani bilgiye bağlamış. Ama aynı cümle içinde de olabilir. İnsanlar ve toplumlar kendilerini inşa ettikleri dünyada ve hayatlarının her aşamasında bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İnsanlar bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Tamam. Bu da ilk cümle olabilir. Bu haliyle bilgi olmaz. Hangi hali olduğunu bilmiyorum. Ama oku, anlamaya çalış. İnsanların ve toplumların kendilerini ve çevrelerini algılama, anlamlandırma, yorumlama biçimidir. Yani insan, bu da ilk cümle olamaz. Bir şey açıklayacak. Bir yönüyle bilgiye konu olan nesne, diğer yönüyle bilginin öznesidir. Nesne işten etkilenendir, özne işi yapandır. Tamam. Ali kitabı aldı derken kitap nesnedir orada. Ali öznedir diye bilgisini de bil. Hayatın her anda bilginin vazgeçilmez bir unsur olduğu su götürmez bir gerçektir. Bak şimdi bu da. Şimdi bu gerçekten sıkıntılı. Bak ilk cümle bile kendini bu kadar kasıyor arkadaşlar. Ve paragrafın ilk cümlesiyle son cümlesi nesneler olur. Tamam mı? Şimdi burada genellikle bilgi dedi. Ben o zaman bilgiyle beraber giriş yapmam lazım. İnsan hem bu dünyada yaşayan hem de bu dünyayı değiştiren bir varlık olarak bilginin yaratıcısı ve bu bilgiyi işleyen konumda mıdır ilk cümle? İnsanlar ve toplumlar kendilerini inşa ettikleri dünyada hayatlarının her aşamasında bilgiye ihtiyaç duymaktadır mı? Hayatın her anında bilginin vazgeçilmez bir unsur olduğu su götürmez bir gerçek mi? Arkadaşlar 5 sanki son cümleye uygun. Bir şey açıkladıktan sonra şöyledir deyip geçmem lazım. Bana ilk cümleye genel ve bir paragraf için, giriş için orijinal bir fikir veriyor. O zaman bir, daha genel arkadaşlar, dünyada insanlar, toplumlar, değil mi arkadaşlar? Burada her tarafta, her aşamasında, hayatın her aşamasında bilgi ihtiyaç duymaktadır. O zaman ben bununla başlayabilirim. Tamam. Bir dene. Dene olmazsa bir daha başkasını denersin. Bilgi ihtiyaç duymaktadır. Bakalım insan hem bu dünyada yaşayan hem de bu dünyayı değiştiren bir varlık olarak bilginin yaratıcısı bu bilgiyi işleyen konumdadır. İnsan bilgiyi yarattı ve bu bilgiyi işleyen konumdadır. Yani insan hem bilgiyi yaratıyor hem de bu bilgiyi ne yapıyor arkadaşlar? İşliyor. Olabilir. Niye olmaz? Sonra yani insan bir yönüyle bilgiye konu olan nesne etkilenen, diğer yönüyle özne işi yapandır. Burada bilginin yaratıcısı dedi ya, işi yapan, yani işi yapandır diyerek bana bunu açıklamış olabilir. Değil mi? Sonra geldik. Bu haliyle bilgi insanların ve toplumların kendilerini ve çevrelerini algılama, anlamlandırma, yorumlama biçimidir dedi. Artık çevreyi yorumladık dedi. Sonra da hayatın her anında bilginin vazgeçilmez bir unsur olduğu su götürmez bir gerçektir. Yani net bir şekilde hayatın her alanında dedi, bilgi benim için her şeydir dedi arkadaşlar. Bilgi benim için her şeydir diyerek artık bana bu adam her şeyi bitirdi.
O zaman bana üçünü soruluyordu. Bir, iki ve üç. Bu arkadaşlar sağlam bir soruymuş. Gerçekten sağlam. Tam böyle ÖSYM. Tamam ÖSYM. Yalnız ÖSYM'nin her sıralama sorusu böyle olmuyor. Bu araya bir denk geliyor. Bakıyorum bir okuyayım. Siz de kulak verin olmuş mu? İnsanlar ve toplumlar kendilerini inşa ettikleri dünyada ve hayatlarının her aşamasında bilgiye ihtiyaç duymaktadır. İnsan hem bu dünyada yaşayan hem de bu dünyayı değiştiren bir varlık olarak bilginin yaratıcısı ve bu bilgiyi işleyen konumdadır. Yani insan her yönüyle bak ne güzel açıklamış bilgiye konu olan nesne diğer yönüyle de bilginin öznesidir. Bu haliyle bilgi insanların ve toplumların kendilerini ve çevrelerini algılama alanlarını yorumlama biçimidir. Hayatın her anında bilginin vazgeçilmez bir unsur olduğu su götürmez bir gerçektir. Son cümle. Son cümle zaten artık paragrafta söylenen özeti vuruşunu yapar ve bitirir. Cevap 4'tür. Evet. Geldik. Anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralamada hangisi sorucu olur? Okuyalım ilk cümleyi de bulmaya çalışalım beraber. Mimari abide görünümünde olan Belestel 15 ayrı bölüme ayrılır. Ve her bölüm kendi içinde kubbeyle örülmüş bir yapıya sahiptir. Bak Bedesten olan Bedesten 15 bölüme ayrılıyormuş. Tarihteki adı Çarşı Kebir olan büyük alan, alanın çekirdeğini iki Bedesten oluşturur. Sandal Bedesteni ise kesinlikle ilk cümle olamaz. Demek ki bir bedesteni verecek, sandal bedesteni olarak daha sonra onu verecek. Çevrelenmiştir. Bu bedesten kubbe tasarımları olan Türk mimarisinin önde gelen örneklerinden kabul edilir. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettiren kapalı çarşı, üzeri dam ve kubbelerle örülü dükkanların çevrelendiği tarihi bir alışveriş meydanıdır. 1460 yıllarında inşa edilen ilk bedesteni, burada ilk bedesten varmış, Cevai ismi verilmiştir. Bu bedestenin geliri Ayasofya'ya verilmek üzere Fatih Sultan Mehmet'e bırakılmıştır. Şimdi en genel bir paragrafa başlangıç. Şimdi bir, başlayabilir. Ama böyle bir bedestenden bahsetmiş ama bu bedesten ilk şekli benim için paragrafın ilk cümlesi olabilir. Olabilir ama biraz zayıf. Tarihi adı Çarşı Kebir olan büyük alan çekirdeği iki bedesten oluşturur. Şimdi bu da ilk cümle olmaya uygun ama ya bir ilk önce bedestenle bir başlasak bu bedestene. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen kapalı çarşı işte üzeri dam ve kubbelerle dükkanların çevrelendiği tarihi bir alışveriş meydanıdır. İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın inşasından kökünden başladık. Tamam. Tarihteki adı Çarşı Kebir olan alanın çekirdeğini iki bedesten oluşturur. İşte bedestene girdik. Fatih Sultan Mehmet Han kapalı çarşıyı yaptırdı. Tamam mı? Ve bu iki tane neyden oluştu? Bedesten oluştu. Tamam mı? Buraya kadar her şeyden. 1460 yılında inşa edilen ilk bedesten, burada sandal bedesteni ise dediğine göre ilk bedestenden başlamam lazım benim. 3. Sonra mimari abide görünümünde olan bedesten 15 ayrı bölüme ayrılıyor. İlk bedesteni bu sefer ilk bedestenin özelliklerini veriyor bana. Çünkü bedesten demem için bedestenin inşası gerekir değil mi? Evet. 4. Sonra bu bedesteni açıkladı ki şimdi ikinci bedesten sandalye bedesteni ise diyerek diğer bedesteni açıklamış. 5. Bana sonuncuyu sormuş. Sonuncu da zaten 5'tir. Hoppala cumbala bumbala hacı bumbala olarak arkadaşlar Ceyhan çıktı gitti. Tamam. Geldik buraya. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Baştan üçüncüsü olmuş. Kısaca fotoğrafın tarihine ve fotoğraf kuramlarına ilgi duyan herkese hitap edecek şekilde hazırlanan kitabın arkasında yer alan kronolojik tablo okurun fotoğraf tarihini bir düzen içinde inceleyebilmesini sağlıyor. Şimdi kısaca derken burada kronolojik tablonun faydasını vermiş ama bir cümle olamaz ki. İlk önce bir şey söylemesi lazım. Clark ayrıca manzara, şehir, portrecilik, beden ve belgesel röportaj gibi ana başlıkları altında ele aldığı fotoğrafları kültürel ve ideolojik açıdan analiz ediyor. Şimdi Clark daha önce bir şey yapmış ayrıca bunu. Olmadı arkadaşlar. Tamam mı? Bu olmadı. İlk cümle olamaz. Ayrıca demiş. Günümüzde gitgide daha da kolaylaşan ekipmanlar nedeniyle herkesin bir şekilde kıyısından köşesinden bulaştığı bir sanat dalı fotoğraf ya da Graham Clark'ın tanımıyla ışık yazısı. Bak burada da günümüzde. Günümüzde bu. Demek ki bir şeyler olmuş. Günümüzde de bu. Çok bu güne gelmiş olmaz. Analizin yanında eleştirel kuramları da ihmal etmiyor. Bak eleştirel kuramlar analizin yanında bunları da ihmal etmiyor. Demek ki bir şeyleri ihmal etmemiş, bir şeyler yapmış.
Bu da olmaz. Köklü bir fotoğrafçılık dergisinin danışma kurulunda yer alan Krag, fotoğraf tarihine girişimi ele aldığı kitapta fotoğrafın tarihsel girişimini ele almış. 1826 yılında Joseph Nicob Nicks tarafından çekilen ilk fotoğraftan günümüze fotoğraf tarihini örnek görüntüler üzerinden anlatıyor. Harika bir ilk cümle olabilir. Hem de harika, muhteşem oturur arkadaşlar ilk cümleye, değil mi? Yani geçmişten günümüze kadar getiriyormuş. Burada bu kronolojik tablo olayı vardı ya. İşte kısaca fotoğraf tarihine ve fotoğraf kuramlarına ilgi duyan herkese hitap edecek şekilde hazırlanan kitabın arkasında yer alan kronolojik tablo. İşte tam da bu kronolojik gidiş okurun fotoğraf tarihini bir düzen içinde görebilmesini sağlıyor. Bak ne güzel. Clark'ın şu an yaptığı çalışma üzerinde, kitap üzerinde durduk. 1 ve 2 tamam. Tamam. Şimdi 3'ü test edeceğiz. Clark'tan bahsediyoruz. Clark ayrıca, Clark fazladan da manzara, şehir, portrecilik, beden ve belgesel röportaj gibi ana başlıklar altında aldığı fotoğrafları kültür ideolojik açıdan analiz ediyor. Bak hala Clark'ın kitabında. Analiz ediyor dedi, hemen yakala. Analizin yanında eleştirel kuramları da ihmal etmiyor. Bak hele, tamam mı? Günümüzde gitgide daha da kolaylaşan ekipmanlar nedeniyle hemen herkesin bir şekilde kıyısından köşesinden bulaştığı bir sanat dalı fotoğraf ya da Clark'ın tanımıyla ışık yazısı. Bak bu da günümüzde diyerek hop ışık yastığı ya da fotoğrafın doğuşu bugünlere gelişini halletmiş olduk. O zaman tamam. Hangisi baştan üçüncü olur demiş. O zaman üçüncü olan direkt olarak Clark'la başlayalım. O zaman burs olarak kolay bir şekilde çıkacak gençler. Evet. Şimdi geldik. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Baştan ikinciyi soruyor, değil mi? Bakalım. Böylece tek başlarına gerçekleştirmeyecekleri bu uzun yolculuğu hep birlikte gerçekleştirirler. Lakin bilmiyorum ki ilk cümle olamaz. Büyük sürüler oluşturduktan sonra beslenecekleri ve üreyecekleri bölgelere gitmek için kuzeye doğru göç etmeye başlarlar. Lakin göç ediyor. Allah'ını seversen bir söyle. Bir dursun bu da. Arkadaki bireyler öndeki kuşun kanat hizasını uçar. Bu şekilde hava akımının arkasındaki kuşların üzerinde etkisi azalır. Kuşlar daha enerjik. Ya daha az enerji alır. Lan niye böyle yapıyorlar? Bir dur. Bazı göçmen kuşlar V biçiminde dizilerek uçar. Evet olabilir bu. Değil mi? Göçmen kuşlar yalnızca göç zamanı bir araya gelir. İlkbaharda havaların ısınmasıyla kuzeye gitmek için toplarlar. Şimdi bu da. Şimdi ilk cümle. 4 ile 5'in arasında kaldığımız zaman. Bazı göçmen kuşlar V şeklinde dizilerek uçar mı başlayayım? Yoksa genel olarak göçmen kuşlardan mı bahsedeyim? Tabii ki genel olarak. Göçmen kuşlar yalnızca göç zamanı bir araya gelir. İlkbaharda havaların ısınmasıyla kuzeye gitmek için toplanırlar. Evet. Bunları ne yaptık arkadaşlar? Topladık. Değil mi? Şimdi toplandılar ya. Büyük sürüler oluşturduktan sonra toplandılar bak. Bak mantığı kur. Büyük sürüler oluşturduktan sonra beslenecekleri, üreyecekleri bölgelere gitmek için göç etmeye başlarlar. Bak göç başladı. Böylece tek başlarına gerçekleştiremeyeceği bu uzun yolculuk hep birlikte. Değil mi? Büyük sürüler olduğu için hep birlikte. 3. Yalnız bazıları V biçiminde uçar. Evet, bazıları V biçiminde uçar. Bazı göçmen kuşlar. Bak şu şekilde. Hop. Yazsana kalem. Yaz beni öğrencilerimin yanında. Küçük düşürme. Evet. Yani kuşlar dizildi ve bu şekilde uçuyorlar. Değil mi? Arkadaki bireyler öndeki kuşun V şeklinde ya, kanat hizasını uçar. Yani tam öndeki kuşun kanat hizasında burada kuş. Bunun kanat hizasında burada kuş. Bunun kanat hizasında burada kuş. Bunun kanat hizası bak V oluyor gördün mü? İşte V'yi açıklıyor bize. Bak V'nin açıklaması. Hava akımının arkada kuşlar üzerinde etkisi azalır. Daha az enerji harcar diyerek son cümlemizi verdik. Olay bitti. Bana baştan ikinciyi sordu. Bu kadar uğraşmama bile gerek yokmuş. Direkt olarak B. Bak farkında mısınız? Anlam bağını yakala, olayı çöz. Kaidemiz bu. Anlam bağını yakala, vur geçsin. O zaman arkadaşlar paragrafta vurgun yapmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.